Saat 19'u gösteriyor. Gündemden öne çıkan gelişmeleri paylaşacağımız ana haber bültenimiz başlıyor. Bugün 17 Ağustos, Büyük Marmara depreminin 25. yıl dönümü. Gece saat 3.02'de gerçekleşen Gölcük merkezli depremde resmi verilere göre 17.480 kişi can verdi. Yine binlerce kişi yaralandı veya engelli kaldı. On binlerce kişi de evsiz kaldı. Depremin üzerinden 25 yıl geçmesine karşın acılar yüreklerde hala taze. Sesimi duyan var mı? Dur kardeşim öldü amca. Korkmayın gel gelin ya ne olur ya. Amca kardeşim öldü. Gel tamam gel. Resmi kayıtlara göre 17.480 kişinin can verdiği 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden tam 25 yıl geçti. Sesimi duyan var mı diye bir çare arayanlar. Sesimi duyan var mı? Çığlık çığlığa yardım isteyenler. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen binlerce vatandaş. Abi hiç onları da değil mi testeresi olsa? Burada. Ya şu taşlar onları al. Onları orada alırsak şunları. 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara depremi. Saat 3.02'de 7.4 büyüklüğünde merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 45 saniye sürdü. Resmi verilere göre depremde 17.480 kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi yaralandı veya sakat kaldı. Hala 17 Ağustos depreminin ardından bulunamayan 6.000'e yakın vatandaş var. Aslında Gölcük merkezli olmasına karşın depremin büyüklüğü ve süresinden kaynaklı Marmara bölgesinin çoğu etkilendi. Bu deprem aynı zamanda İstanbul, Bolu, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'dan da ciddi şekilde hissedildi. Her bir yerde ayrı bir felaket yaşandı. 17 Ağustos depreminde yaklaşık 200 bin kişi evsiz kaldı. 66.441 konut ve 10.901 iş yeri yıkıldı. Depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi. 285.211 konut ve 42.902 iş yerinde hasar tespit edildi. Yıl 2024, geçen 25 yılın ardından ölen binlerce insan, her yıl 17 Ağustos'ta anılıyor. Birçok kentte etkinlikler düzenleniyor ve yaşamını yitirenler için anma törenleri yapılıyor. Depremin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler merkez üssü Gölcük'te saat 3.02'de anıldı. Anıtın önüne çelenk bırakma merasimi gerçekleşmesinin ardından depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Birlik beraberliğimizin kadri kıymetini bilmeyi... Hayatını kaybedenlerin tekrar geri getirilebilmesi mümkün değil. Türkiye bir deprem gerçeğiyle aslında ciddi anlamda yüzleştiği bir tarihi milatı yaşadı 19 Ağustos 1999 tarihinde. Ya da diğer afetler olmadan önce yapılması gereken şehirleri afete hazırlama çalışmalarının önemidir aslında. Afet meydana geldikten sonra arama kurtarma ve diğer yardım faaliyetlerinin yürütülmesi tabii ki çok önemli. Ve önemli bir başarı da elde ediliyor bu konuda ama önemli olan aslında afet meydana gelmeden önce hazırlıklı olmak, dolayısıyla can kayıplarının önüne geçmek, maddi kayıpların da önüne geçmektir. Hazırlanmak için kaybedilecek bir dakika bile zaman yok. Türkiye'nin birçok kentinde ormanlık alanlarda yangınlar meydana geldi. Bazıları kontrol altına alınsa da rüzgar nedeniyle alevler birçok noktada yeniden alevlendi. İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın yerleşim yerlerine yaklaşmıştı. Fakat yapılan müdahaleyle alevler şehir bölgesinden uzaklaştırıldı.
15 Ağustos Perşembe akşamı başladı yangın. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen, ev ve iş yerlerine sıçrayan orman yangınının ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı basın açıklamasında bulundu. Sancaklı köyü yakınında, burada da yine dik vadiler ve bir özellikle sarp alan var. Oraya hava araçları müdahale edemiyor. Karadan arkadaşlarımız bütün gece boyunca sizin de takip etmiş olduğunuz bu arkadaki yamaç ve öbür tarafa doğru müdahaleleri yaptılar. Şehri ilgilendiren herhangi bir husus kalmadı. Halihazırda yangınla ilgili şehri tedirgin edecek herhangi bir husus söz konusu değil. Komple etkilenen alan yaklaşık 1600 hektar civarında. Aydın Bozdoğan'da da ormanlık alanda yangın meydana geldi. Devam eden orman yangınında en büyük hasarın yaşandığı kırsal mahallelerden Bozdoğan Hışımlar Mahallesi'nde çok sayıda hayvan alevlerin arasında kalarak telef oldu. Yangın sonrası evlerine gelen vatandaşlar yanan evlerin arasında gezinip canlı kalmış büyük ve küçük baş hayvan ararken adım başı alevlerden kaçamayan ve yanan hayvan ölüleriyle karşılaştı. Bölgede henüz hasar tespit çalışması yapılmadı. Telef olan hayvan sayısı hakkında net bir rakam bulunmuyor. Fakat yüzlerce hayvanın telef olduğu ifade ediliyor. Büyük küçük baş hayvanımız yandı. Telef oldu. Yandı. Bütün mahsulümüz yandı. Bak burası doluydu. Komple. Burası doluydu. Şunun altı yağ doluydu bak. Şurası. Yağ doluydu. Daha öbür tarafta öbür evi zor kurtardık. Bolu'nun Göynük ilçesinde Bekir Fakılar köyündeki ormanlık alanda 15 Ağustos Perşembe günü saat 12.30 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları da sürüyor. Yangın sebebiyle Yeniköy, Çaylak, Bekir Fakılar ve Umurlar köylerinde 130 hanede yaşayan 490 vatandaş tedbir amacıyla tahliye edilip yakınlarının yanına yerleştirildi. Tahliye edilenler arasında özellikle yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelliler bulunuyor. Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları da devam ediyor. Söndürme çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı'na ait iki helikopter de destek veriyor. İlçeye bağlı Beydini ve Alınca köyü arasındaki ormanlık alanda Cuma günü saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ve arazözlerin çalışmalarıyla yangın 6 saatte kısmi olarak kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle farklı alanlara sıçrayan yangın yeniden alevlendi. Biten hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birçok gündem ele alındı. Bazı olaylar da yaşanınca tepki çekti. Can Atalay'la ilgili görüşmede yaşanan kavganın ardından Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den bir açıklama geldi. Zulmü boyun eğmeyeceğiz. Zulme karşı direneceğiz. Şunu bilin. Hiçbir hukuk aykırı işleri kabul etmeyeceğiz. Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen ve ardından milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın Gezi davasından dolayı tutukluluğu devam ederken, geçen gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Can Atalay gündemiyle toplantı yapıldı ve mecliste yumruklu kavga çıktı. Alpay Özalan olacak idare amiri kürsüye saldırdı. Önce Ahmet Şık'a vurdu. Gülistan Hanım'ın, GBV'nin, grup başkan vekilinin kaşını yardı. Olayların ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den açıklama geldi. Sosyal medyadan açıklama paylaşan Devlet Bahçeli, hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmasına rağmen tipli Can Atalay'ı cezaevinden çıkarıp meclise taşımak isteyen siyasi provokasyon mekanizması bütün tahrik ve tertibiyle ortalığı karıştırmıştır. Kürsü masuniyetini maksatlı ve marazi şekilde çarpıtan tipin devlet ve millet muhalifi bir milletvekilinin nefret saçan sivri sözleri tansiyonu kanama noktasına kadar çıkarmıştır. Nitekim Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır. Anayasaya aykırı işlem tesis eden, kendi içtihatlarını hiçe sayan Anayasa Mahkemesi'nin laçkalaşmış hak ihlali kararı Türk milletinin iradesiyle çöpe atılmış, kanunsuzluğa geçit verilmemiştir. İfadelerini kullanan Bahçeli ayrıca mecliste Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın yaptığı konuşmadan da bahsetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli iradenin tecelligahı olması münasebetiyle elbette haksızlığa ve saldırıya maruz kalmış soydaşlarımızın ve din kardeşlerimizin tercümanı olmayı kararlılıkla, hatta tarihsel bir sorumluluk şuuruyla üstlenmiştir.
Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas'ın 15 Ağustos 2024 tarihinde Gazi Meclis'e yaptığı muazzam seslenişini bu kapsamda ele almak lazımdır. Sayın Abbas'ın tarihi nitelikli konuşmasının bölgesel ve küresel yankılarının doğması hakikaten mühim ve müstesna bir gelişmedir. 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlamadan önce Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Genelgede Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ile ilgili eğitim çalışmaları kapsıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlamadan önce Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, lise hazırlık ve 9. sınıf düzeyinde uygulanacak Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'ne ilişkin genelgeyi yayımladı. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin uygulanmasına ilişkin genelge Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 kente gönderildi. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'ne yönelik planlanan eğitimler kapsamında eğitici eğitimler 3 Haziran'da başladı. Öğretmenlerin eğitimi ise 2-6 Eylül'de mesleki çalışma döneminde İl Milli Eğitim Müdürlükleri koordinesinde yapılacak. Öğretmenlere yönelik il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve okul yönetimleri tarafından 3 gün sürecek şekilde teorik ve uygulamalı olarak planlanacak. Öğrenciler için ise bireyselleştirilmiş eğitim programları, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli öğretim programı esas alınarak hazırlanacak. Adana'da evinin önünde oturan bir aileye kontrolden çıkan bir araç çarptı. Kazada 8 yaşındaki Baran yaşamını yitirdi. Antalya'da da motosiklet sürücüsü önüne kıran taksiye çarptı ve hayatını kaybetti. Evlerinin önünde oturuyorlar, sohbet ediyorlardı. Kontrolden çıkan araç aileye çarptı. Kaza Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa mahallesinde meydana geldi. Otomobil kontrolden çıkarak sokakta evlerinin önünde oturan 8 yaşındaki Baran Bülgen, annesi Zozan ve komşuları Perihan Bülgen'le Büşra Tan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle 8 yaşındaki Baran Bülgen olay yerinde hayatını kaybederken annesiyle iki komşuları yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada mahalledekiler otomobili taş ve sopalarla parçaladı. Kaçan sürücü ve araçta bulunan diğer şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken çevik kuvvet polisleri mahalleye sevk edildi. Ekipler otomobili parçalayan mahalleliyi uzaklaştırırken bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Bir diğer kazada Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşandı. İki motosikletli yolda seyrederken biri öne geçti ve sağ şeritte ilerlerken yan taraftan yola bir araç çıktı. Motosiklet sürücüsü yola çıkan araca çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Takside bulunan sürücü ve yabancı uyruklu 3 yolcuysa kazayı yara almadan atlattı. Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni savcılık ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin 25. yılında Bursa'da deprem temasıyla bir toplantı düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın depreme karşı savunmasız olduğunu vurguladı. Yapılan ve yapılacak çalışmalardan da bahsetti. Depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin 25. yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi depremle ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Hem depremde yaşamını yitirenler, hem depremden etkilenenler anıldı, hem de Bursa'nın deprem gerçeği ele alındı. Deprem zararlarını en aza indirmenin yolu deprem bilgisi, deprem risk alanlarında gerekli jeolojik ve jeoteknik çalışmaların yapılması ve bu çalışmalardan elde edilen bulgulara göre yerleşim planlarının ve kentsel dönüşümün yapılmasıdır. Bu konuda da hızlı hareket ettiğimizi de bilmenizi istiyorum. Depreme merkezi yönetimden sivil topluma kadar kentin tüm paydaşlarıyla birlikte hazırlanmak çok önemli. Hep birlikte güç birliği yaparak bu konuda gerekli adımları atmalıyız. Ve
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Başkan Mustafa Bozbey deprem riskine yönelik yapılabileceklerden bahsetti. Önümüzdeki süreçte depremin en önemli gündemimiz olacağına ve bu gündem çerçevesinde planlarımızı, programlarımızı ve stratejilerimizi belirleyeceğimize sizlerin huzurunda söz veriyoruz. Barınma ve lojistik, trafik ve acil ulaşım yolları, sanayi tesislerinin depreme hazırlığı, elektrik ve haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi, kaçak yapılaşma gibi birçok konuyla çözmemiz elimizi taşın altına da koymamız gerekiyor. Olası bir depremde kritik yol ağları da belirlenerek tüm bu belirlenen ışığında kentsel dirençlilik yanına ortaya çıkıyor. Kentimizin büyük bir kısmının deprem riskine karşı oldukça savunmasız olduğu ortaya konmuştur. Mustafa Bozbey kentsel dönüşümden de bahsetti. Bütüncül bir dönüşümü desteklediklerini vurguladı. Başkan Bozbey ayrıca Bursa'da 24 farklı dönüşüm projesi olduğunu söyledi. Riskli yerleşimlerin dokusundan kaynaklı olan bu yerleşimlerin yenilenmesi, fiziksel olarak iyileştirilmesi gibi bölgede zemin iyileştirme anlamında yine bir proje uyguluyoruz. Şu anda bilim insanları o projede zeminin nasıl iyileştirileceği konusunda deneyimlerini gerçekleştiriyorlar ve zeminin durumunu net olarak ortaya çıkarmak amacıyla yapacağımız uygulamaları da katarak kentsel dönüşümle ilgili projelerimizi daha da hızlandıracağız. 17 Ağustos depreminin 25. yıl dönümünde ve kendini sık sık hatırlatan deprem gerçeğiyle ilgili Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz açıklamalarda bulundu. Kentsel dönüşümden bahsetti. Yüksek deprem riski bulunan Bursa'da muhtemel depremden Yıldırım'ın en az zararla çıkması için kentsel dönüşüm projelerine hız veren Yıldırım Belediyesi, ilçenin 22 farklı noktasında kamu ve özel sektör eliyle kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gerçekleştirdikleri imar plan uygulamaları ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla deprem riski altındaki güvensiz ve sağlıksız konutları yıkarak yerine modern, güvenli, sağlıklı konutlar inşa ettiklerini ifade etti. 10 binlerce hak sahibini yeni tapularına kazandırdık. Ayrıca oluşturduğumuz kentsel dönüşüm modelleriyle Yıldırım Belediyesi olarak 20'nin üzerinde farklı noktada proje gerçekleştirdik. Yine yaptığımız imar uygulamalarıyla birlikte Büyükşehir Belediye'mizin de kentimizin birçok noktasında kentsel dönüşüm çalışma yapmasına olanak sağladık. 5 yıllık süreç içerisinde 3000'in üzerinde bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştirdik ve 7000'in üzerinde yeni bağımsız birimin inşasını sağladık. Bursa'da kereste fabrikasında çıkan yangın bir saat süren müdahale sonrası kontrol altına alındı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan kereste fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Nilüfer'e bağlı Yaylacık Mahallesi'nde meydana geldi yangın. Kereste fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saatlik müdahale sonrası kontrol altına alabildi. Kereste fabrikasında soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Osman Gazi'ye bağlı Hüdavendigâr mahallesinde bir deponun girişine benzin bidonu bırakıldı ve bu benzin bidonu da bomba gibi patladı.
Bursa Osman Gazi'ye bağlı Hüdavendigâr mahallesinde 5 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan depoda benzin bidonu patladı. Patlamanın şiddetiyle iş yerinde hasar meydana geldi. 5 katlı bir binanın giriş katındaki depoya bırakılan benzin bidonu bomba gibi patladı. Patlama sesi üzerine korku dolanlar yaşayan çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine hemen olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken şans eseri yaralanma meydana gelmedi. Bursa polisi kentte şok denetimler yapıyor ve şüphelileri tek tek denetliyor. Son olarak Osman Gazi ilçesine bağlı Demirtaş mahallesinde kurulan uygulama noktalarıyla şüpheli şahıslar ve araçlar tek tek incelendi. Tek tek araçları durdurdular, hem sürücüleri hem de araçları kontrol ettiler. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Osman Gazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 7 polis merkezi uygulamalara destek verdi. Osman Gazi'ye bağlı Demirtaş Mahallesi'nin çeşitli noktalarına eş zamanlı şok uygulama noktaları kuruldu. Şüpheli şahıslar ve araçları teker teker durduran ekipler Demirtaş Mahallesi'nde adeta kuş uçurtmadı. Uygulama boyunca 84 şüpheli araçla 220 şüpheli şahıs sorgulanırken 18 park ve bahçede de kontrol yapıldı. Herhangi bir suç unsuruna rastlamayan ekipler şahısları serbest bıraktı. Emniyet yetkilileri halkın huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceğini bildirdi. Bursa'da 76 yaşındaki Ali Efe, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış bir mermi buldu. Oğluyla tartışma yaşadıktan sonra oğlu mermiyi polise ihbar etti. Patlamamış mermi ekipler tarafından alındı. Bursa'da adamın babasıyla yaşadığı tartışmada 110 yıllık top mermisinin patlamamış olduğu ortaya çıktı. Bursa Nilüfer'e bağlı Kayapa Mahallesi'nde 25 yıl önce Ali Efe, Kurtuluş Savaşı'ndan kalan bir top mermisi buldu ve bomba olduğunu fark etmediği top mermisini süs eşyası olarak alıp evine koydu. Hüseyin Efe ise babasından yıllar önce aldığı bombayı dükkanında saklamıştı. 48 yaşındaki Hüseyin Efe, babasıyla tartıştıktan sonra kafasında ilginç bir plan kurdu. 76 yaşındaki babasının evine 110 yıllık top mermisini bıraktı ve ardından babasını polise ihbar etti. Çocuklar onu şey yaptı, böyle boyaladılar siyaha, dükkanına koydu, evine götürdü, ev yaptırdılar. Sonra kere işte 6 ay mı, 1 sene önce olmuş bu. Ben de yeni fark ettim buradaki evde. Bozuştuk biraz, bu da bizi şikayet etmiş. O mu evde? Kurtuluş Savaşı'ndan kalan bomba polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde alınırken Ali Efe bomba olduğunu bilmediğini vurguladı. Daş sanıyorduk biz onu. Bir ara yuvarlandı. Baktık öyle, bu demirden bir şey. Koyduk öyle duruyor. Valla ev gibi bütün götürdü dedi. Hani yıkaldı, patlayıp. Mahalleye bir şey yapar. Kuvvetli bombamış galiba. Bursa'nın İnegöl ilçesinde salça kaynatılan kazan devrildi ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar yanık ünitesinde tedavi altına alındı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçede salça kaynatılan kazanın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olay İnegöl'ün Kurşunlu mahallesinde bir evin bahçesinde meydana geldi. Ailenin kazana koydukları domatesleri salça yapmak için kaynatmaya başladığı sırada kazanın altındaki taş parçalara ayrıldı. Dengesi bozulan kazanın devrilmesi sonucu içerisindeki kaynar domates suyu 4 kişilik ailenin üzerine sıçradı. Üzerlerine dökülen kaynar domates suyu nedeniyle vücutlarında ikinci derece yanıklar oluşan vatandaşlar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada kimyasal sızıntı yaşandı. Yaşanan sızıntıdan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında kimyasal sızıntı yaşandı. Yaşanan kimyasal sızıntıdan 11 işçi etkilenerek hastanede tedavi altına alındı.
Olay organize sanayi bölgesi 4. caddede faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Hidroklorik asit kutusu yere dökülünce suyla temas ederek reaksiyon oluşturdu. Oluşan reaksiyonla kimyasal gaz fabrikaya hızla yayılmaya başladı. Gaza maruz kalan 11 işçi fenalaştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Zehirlenen işçiler olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fabrikadaki işçiler tahliye edildi. İtfaiye ekipleri de fabrikadaki gaz buharını tahliye ettiler. Bursa Işıklar Jandarma Subay Meslek Yüksek Okulu'ndan 403 as subay mezun oldu. Törenin sonlanmasının ardından aileler mezun olan çocuklarıyla hasret giderdi. Bursa Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Işıklar Jandarma Assubay Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olan 403 öğrenci için tören düzenlendi. Tören Bursa Işıklar Jandarma Assubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı'nda gerçekleşti. Eğitim ve öğretimlerini başarıyla tamamlayan 403 öğrenci mezun olma sevinci yaşadı. Törene Bursa Eski Valisi Mahmut Demirtaş, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Demirci, Bursa'yı Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zayımoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve komutanların yanı sıra bini aşkın sayıda öğrenci ailesi katıldı. Dereceye giren öğrencilere Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Demirci plaket ve hediye verdi. Tören geçişi sonrası ailelerin çocuklarına kavuşmasıyla program son buldu. İnegöl Belediyesi ile 8 Esnaf Odası işbirliğinde düzenlenen 4 gün sürecek olan çarşı alışveriş şenliği Perşembe günü başladı. Alışveriş şenliği hem vatandaşın hem de esnafın yüzünü güldürdü. Belediye Başkanı Alper Taban da çarşıyı ziyaret etti. İnegöl Belediyesi öncülüğünde İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ve farklı odaların destekleriyle 4 gün sürecek çarşı alışveriş şenliği Perşembe günü başladı. 18 Ağustos pazar akşamına kadar devam edecek alışveriş şenliğinde %50'ye varan indirimlerle esnaflar vatandaşları karşılıyor. Çarşıda iş yerleri gece 12'ye kadar açık kalırken iki kapılı meydan olarak bilinen Sarraflar Çarşısı meydanı da İnegöl Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleriyle şenleniyor. Alışveriş şenliğinin ilk gününde Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki esnaf oda başkanları ile birlikte çarşıyı ziyaret etti. Düzenledikleri için teşekkür ederiz. Yani çarşımız hareketleniyor, güzel alışverişler oluyor. Bu tarz etkinliklerin devamını dileriz. 15 yıldır burada işletmeciyim. Böyle bir şey yapılması etkinliği çok iyi bir şey, çok güzel bir şey. Devamını diliyoruz. İlk önce Belediye Başkanımız Alper Taban'a çok teşekkür ediyoruz. Zabıtamıza, tüm çalışan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi oldu. Bence devamının gelmesini diliyoruz. Efendim bu haberle de bülteni burada noktalıyoruz. Mutlu akşamlar dileriz. Hoşça kalın.